Konuyu mesela manşetimizdeki konuyu biraz konuşmak istiyorum. Birincisi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Özgür Bey çok fazla vurguluyor 48-50 yaş konusunu diyorlar. Hani sanki 48-50 yaş çıksın diye böyle bir desteği varmış gibi algılanıyor. Acaba gerçekten böyle bir duyumu mu var 48-50 yaşla ilgili böyle çıkacak Sevim diye? Hanım, bugün Fox TV'de şöyle anlattı. Dedim ki, hükümetin stratejisi şu yönde. Bakın Fox TV'de anlattım. 1-2 milyon kişi izledi bu yayını. Belki daha fazla kişi izledi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda hükümet ne diyor şu anda? Çalışmayı kim yapıyor diyor? Çalışma Bakanlığı. Hükümet biz çalışma yapıyoruz diyor mu? Demiyor. Çalışmayı Çalışma Bakanlığı yapıyor diyor. Yani Çalışma Bakanlığı yapmış olduğu çalışmayı getirdiğinde halkın tepkisi ölçülecek. İyi olursa biz yaptık diyecekler. İyi Yani. olursa ya biz değil, Çalışma Bakanlığı yapmış onu diyecekler. Kusura bakmayın, gerekirse değiştirebiliriz diyecekler. Şu anda öngörülen çalışma kadınlara ve erkeklere bir yaş haddinin getirilmesini öngörüyordu. Ama şu anda çok tepki var. Evet. Bu çalışma artık gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bana yazanlar da var. Bu çalışsa, çalışma meclise gelse bile kabul olmaz dedim. Hatta bugün dedim ki 48-50 yaşı ya da prim gün sayısı şartını hükümet getirirse tarihin tozlu raflarında kendisini bulur. Daha ne Hayır. diyeyim? Daha ne diyeyim yani? Yani evet Bu hani durumda ben 48 yaş, 50 yaşı ben de istiyorum gibi bir şey çıkarmak mantıklı mı yani şu anda? ya tabii ki ben muhtemelen tabii bunu sabahki yayını izlememiş olan arkadaşlarımız söylüyorlar. Yani sabahki yayını izlemelerine de gerek yok. Yani her gün burada pazartesi, çarşamba, cuma yayınlar yapıyoruz. Özgür Bey kendi kanalında videolar çekiyor, durumu izah ediyor. Böyle olursa, böyle çıkarsa ne olur? Evet. Çıkmazsa ne olur? Kim ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemenin bilgilerini veriyor Özgür Bey. Siz bunu çok yanlış anlıyorsunuz arkadaşlar. Bir O yanlış yüzden anlayış durmak ama şunu bekliyor insanlar. Çıkıp evet ben bir duyum aldım. Herkesi hemen emekli edeceklermiş. Böyle paylaşanlar var ya. Böyle bir şey evet. bekliyorum. Bakın ben size doğru olmayan hiçbir şeyi anlatmam. Ben Yani. ne alkış almak ne övgü almak için bunları söylemiyorum. Size doğruları düzgün bir planlama yapın diye anlatıyorum. Birinci EYT'liler dedik, ikinci EYT'liler dedik. Bakın yaş şartının gelme ihtimalini ama mecliste bunun kabul görmeyeceğini, siz prim gününüz eksikse bunu düzgün planlayın. Bunları detaylı, çok detaylı anlatıyorum. Günlerce bakın programlar yapıyoruz. Tüm ulusal televizyonlarda çıkıp anlatıyorum. Aynı şeyleri bazen anlayasınız diye herkes, bu konuya herkes vakıf değil. Benim işim olduğu için ben her şeyi bilebilirim. Ama bilmeyen kişiler tam kavrasınlar, anlasınlar, yanlış yapmasınlar diye çok detaylı anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani aslında işte EYT'nin formülü diye attığımız başlık bu sebepten Özgür Bey her zaman her yayında ulusal kanallarda, ulusal medyada formül tek. Tek formülü var EYT'lilerin. 99 öncesi hakların tamamen teslim edilmesi, tamamen EYT'lilere verilmesi şeklinde bunun zaten savunuyor. Ve bunun olabileceğini de nasıl olabileceğini de net bir şekilde ifade ediyor. EYT'lilerin tek bir formülü var arkadaşlar. Başka bir formülü de kimse kabul etmiyor. Ne ben, ne Özgür Bey, ne federasyon, Zaten ne sizler, bakın hiçbiriniz. Buyurun. EYT emeklilikte yaşa takılma. Zaten emeklilikte bu adamlar yaşa takılmış. Bu kadınlar Yani. yaşa takılmış. Yaş şartı ortadan kaldırılarak emeklilikte yaşa takılma sorunu çözülür. Yaşa yaş getirmek olmaz. Yaş şartını kaldırıp prim getirmek olmaz. Emeklilikte yaşa takılanlar 8 Eylül 1999 tarihi. Hatta bakın Fox TV'de bugün de söyledim. 17 Ağustos'tan 21 gün sonra emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasal düzenleme yapıldı. Büyük Evet. depremden sonra yapıldı. Büyük deprem sonrası işe girişler ertelendi, işe alımlar ertelendi, okullar açılmadı, stajlar başlamadı. Bu nedenle kapsam 31 Aralık 1999 tarihine kadar da genişletilmeli. Evet. Çiğdem Hanım teşekkür ediyoruz. 0979 doğumluymuş Çiğdem Hanım. 1995 sigorta başlangıcım, 2004 hizmet başlangıcım, 3780 gün devam eden prim ödemem var. 2011 doğumlu da bir çocuğu varmış. Şimdi Çiğdem Hanım, 1979 doğumlu olduğunuzu anladım. Burada bir sıkıntı yok. Ama 95 sigorta başlangıcınız, 2004 hizmet başlangıcınız. Şunu anlıyorum, 1995 yılında başlangıcınız var ama adınıza prim mi yatırılmamış? Stajyer miydiniz? Çırak mıydınız? Ya da
sizin girişiniz yapıldı da adınıza prim mi yatırılmadı? Bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Sigorta başlangıcı demişsiniz. 2004'te hizmet başlangıcı. Şu anda sormuş olduğunuz soru çok karmaşık. Size vereceğimiz cevap sizi zor durumda bırakır. Bu nedenle isterseniz sizden ricam, 1995'te prim yatırıldı mı? Sizi Gül ile tanıştıralım. Gül'ün Etsy'de kendi ürünlerini sattığı bir online mağazası var. Şimdi ise 2004'te mi ilk prim yatırıldı? Başka bir şey mi demeye çalıştınız? Bunu yazarsanız bir kere daha ben size çok tam böyle bir bilgi vereceğim. Net bilgi vereceğim. Murat Bey, Murat Tuna, Aralık ayında askerlik ödemesine başvursam olur mu? Hem yasayı görmüş oluruz, öyle değil mi diyor. Boşu boşuna para yatırmak istemiyorum. Murat Bey, teşekkür ediyoruz. Murat Bey, size de çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Bence Kasım'ın 10'u 15'i gibi siz müracaatta bulunun. Ya da Kasım'ın ilk haftası müracaatta bulunun. Çünkü müracaatta bulunduğunuzda bir aya kadar borçlanmanın kağıdı Aralık'ta elinize gelir. 30 günde ödemek için süreniz olur. Durumu netleştirirsiniz. Baktınız ki askerlik borçlanmasına gerek yok. O kağıdı yırtıp çöpe atarsınız. Ödemeniz gerekiyorsa da gidip ödersiniz. Göksel Bey, teşekkür ediyoruz. 1975 doğumluymuş Göksel Bey. 1996 girişi varmış. 08-2020 Bağkur başlangıcım. SSK 4900 var diyor. Bağkur emekliliğimi ileri atar mı? Eksik günümü Bağkur'dan doldurabilir miyim? Şimdi 1996 giriş EYT'li, 2020 Bağkur başlangıcı ise şu ana kadar ödenen Bağkur'larda bir sıkıntı yok. 2020'nin Ağustos'unda başlamış, 2021, 2022, 2023'ün Ağustos'unda 3 yıl olacak. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat ayında, 2024'ün Şubat ayına kadar Bağkur primi yatırabilirsiniz. 1260 günü geçmesin, 1259'da maksimum kalması gerekiyor. O tarihe kadar eksik günlerinizin bir kısmını yatırabilirsiniz. Ama Bağkur'unuz 1260 gün ve fazlası olursa artık Bağkur şartlarına geçersiniz. Sizden istenilen prim gün sayısı artar, emeklilik statünüz değişir. Altını çizerek söylüyorum, planlamayı günü gününe yapın. Evet, devam ediyorum. Atakan Bey, teşekkür ediyoruz. 12.05.79 doğumluymuş. 12.05.97 giriş, 7.020 gün, durumum ne olur diyor. Bu arada arkadaşlar 4.000 kişi var şu anda yayında. 4.000 kişi aynı anda şu anda bizi izliyor. Hem Facebook'tan, hem Twitter'dan, hem YouTube kanallarımızdan. Mesajlarınıza, yorumlarınıza, sorularınıza yetişmeye çalışıyorum bir yandan. Ekrana da vermeye çalışıyorum. Atladıklarım olursa kusura bakmayın lütfen. 4.000 kişi aynı anda giriyor da bunu da tamamlayayım. 10.000'lerce insana denk geliyor. Evet. Girip çıkanlar oluyor. Yani şu an muhtemelen bir 35-40.000 kadar Özgür Bey bugün. Aynı anda izleyicimiz var. Özgür Bey, hani kısa yayın yapacağız demiştik ama izleyen sağ olsun sevgili izleyicilerimiz yani fazlasıyla bilgiyi de hak ediyorlar şu anda. Sağ olsunlar. Bugün kanalımıza çok işte destek oluyor. Teşekkür etmek istiyorum ama böyle bir anda hızlı hızlı geçiyor. Atakan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ben ekrana veriyorum. Zaten otomatik olarak düşüyor önümüze. Şunu söyleyeyim Şevnim Hanım. Buyurun. Şimdi yaklaşık 1,5 yıl önce biz Bülent Bey'le görüştüğümüzde Özgür Bey dedi, sizin YouTube kanalınızı biz yönetmek istiyoruz. Evet. Ve bu YouTube kanalınızla milyonlara ulaşmak istiyoruz. Çünkü sizin bilginize milyonların ihtiyacı var dedi. Evet. Ben nasıl olacak dedim. Yani milyonlar bizi nasıl izleyecek? O işi bana bırakın dedi. Bülent Bey şimdi tabii ara ara böyle girip bilgiler veriyor. Bu YouTube kanalları Bülent Bey'in çocuğu gibi. Evet, çok ilgileniyor. Geldi. Her şeyle ilgileniyor. Ve şu anda biz milyonlara ulaşıyorsak bunun mimarı Bülent Bey. Şu anda sadece siz Bülent Bey'in sesini duyuyorsunuz. İnanılmaz. Evet. Yani gece beni arıyor, gündüz arıyor, ben arıyorum. Artık daha çok kişiye nasıl ulaşacağız? Nasıl doğru bilgiler aktaracağız? Beklentinin ne oldu? İnanın bana ulaşamayanlar Bülent Bey'e ulaşıp bana aynen ulaşmaya çalışıyorlar. Evet, doğru. Bülent Bey bunları not alıyor. İnanın bana gönderiyor WhatsApp'tan. Ben bugün Fox'ta canlı yayındayken ya da TV100'de o arada da geldi. Bülent Bey işte birisi
Ama gerçekten çok bakın, o kadar ciddi bir mesai istiyor ki bu işler. Herkes şey zannediyor. Ya ne olacak işte, oturuyorlar orada, açıyorlar kamerayı, konuşuyorlar. Öyle değil yani. Hakikaten değil, ciddi değil. Gerçekten değil. Almak bu konuda. Yani ben de burada ben de burada şimdi tabii ki hepimizin bir emeği var ama sizlerin bilgisi, Şebnem'in de kendi buradaki haber deneyimi, sunuculuk deneyimi, duayenliği olmasa bu başarıya ulaşamazdık. Gerçekten ekip olarak tüm ekibe çok güzel olduk ya. Ve size çok ayrı ayrı ben de teşekkürlerimi ileteyim ama en çok bizi anlayan izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Aynen öyle. Çünkü ne anlatmak istediğimizi size 1,5 yıl önce evet söylediğimde onların ne anlatacağımızı göreceğini hissediyordum. Gördüler. Bunu da hep beraber yaşama şansı bulduk. Bu bizim için ayrı bir kıymet. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Teşekkür ediyorum.